Bakalım ya, sürekli bunu yazıp yazıp duruyorsunuz. Kraliçe sinirlenmiş mi yine, ne yapmış? Cellat 36. Yani P Queen ile Cellat 36 ismini yan yana yazdığım için kendimden utanıyorum ama yapacak bir şey yok. Videoyu bulmak için böyle bir şey yazmam gerekiyor. Özür dilerim P Queen. Buradan belki bu canlı yayına falan denk gelirsin. Gerçekten özür diliyorum. Neymiş bakalım. Bu ne anasını satayım? Hazreti Adem'den başlasaydınız. Ha, introymuş. P Queen ve Dadaşlar. Bu P Queen'in kanalı herhalde. Yoksa bu kadar büyük bir kanal olamaz yani P Queen'in yayınlarını paylaşan. Aynen onun kanalı ya. Kesin onun kanalı. Evet, onun kanalı. Abla o kadar haklısın ki yazmış. Lar. Bak işte kameralı yayınların değil mi? Yok, kesit kanalı. Ulan 190 binlik kesit kanalı mı olur? Vay anasını. Bak kameralı yayınların güzel tarafı bu işte. Bir şey söylemesen bile suratındaki ifadeden aşağı yukarı ne hissettiğini falan insanlara aktarabiliyorsun. Kameralı yayınlara başlamak için bu yüzden sabırsızlanıyorum. Bazen video izlerken hiçbir şey söylemeyeceğim. Suratıma bakarak zaten aşağı yukarı her şeyi anlayacaksınız. Bak ne dedim az önce. Bak yardıma gittiği video Instagram'da Reels'te önüme düştü. Dedim ki ya dedim çocuk dedim yardıma gitti. Çok küçük böyle benden bayağı küçük yanlış bilmiyorsam eğer. Bayağı küçük, 18 yaşında falan diye biliyorum ya. Aramızda herhalde bir 8-9 yaş vardır diye ben Var tahmin var. ediyorum. Ya kaç yaş olursa olsun hiç fark etmez. Bak ne Evet. güzel be belli ki senin de için yanmış. Belli ki sen de kötü kötü olmuşsun ki oraya gitmişsin, değil mi? Yani çok inanmıyorum ama tabii. Buna ne gerek var? Bu slow motion'lara, bu arkasına bu acıklı müzikleri koymaya, bu hareketleri yapmaya ne gerek var mesela? Diyorum yani bak belli ki hani belli ki yani yüksek ihtimal sen de üzülmüşsün yani onca yolu tepmişsin, gitmişsin oraya. Yani yardımını da yapmışsın. Buna ne gerek var? Buna hiç gerek yok yani. Gerçekten buna gerek yok. Yo git oranın halini çek bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Git oranın halini çek. Vallahi aynı kafadayız P Queen'le ya. Aynı kafada. Kendimi izliyormuşum gibi geliyor bazen. Gerçi chat'teki birçok insan da muhtemelen bizim gibi düşünüyor. Yani bizim gibi düşünen on binlerce insan var. Aynı kafadayız ya hepimiz, chat'teki insanlarla da. Git çek yani oranın halini çek, hiçbir problem yok. Çek orayı mesela, TikTok hesabına atmak istiyorsan. Instagram'da story paylaş. Arkadaşlar buralara yardım etmeliyiz de. Kitleni ona yönlendir. Ama bunu yapma. Tertemiz kıyafetlerle, boynunda böyle güzel çıksın diye taktığın kolyeyle. Bir de gitmiş oradaki yanmış tabakları, çanakları düzeltmiş. Sırf güzel çıksın diye TikTok'ta. O kadar düzenli olamaz çünkü onlar. Ne durumda olduğunu göster. Tabii. İnsanların ne halde olduğunu göster. Ama yani önünde işte hareketler, hareketler. Bunlara gerek yok yani. Gerçekten bunlara gerek yok. Evet. Ben yapılan iyiliğin paylaşılması kısmında değil ben. Ben o kısmı zaten böyle açıkçası insanları bilgilendirip kendinde yapacağını yapıp hani böyle oturup da herkesin gözüne sokmama taraftarım. Tabii isteyen bunu bambaşka türlü görüyor olabilir. Hani benden örnek alıp insanlar da böyle yaparlar diye düşünüp gösteriyor da olabilirler. O konuda da hiç kimseye kızmıyorum. Yani yardımcı olsun da birileri ne yapıyorsa yapsın. Ama dediğim gibi yani buna hiç gerek yok. Tabii ki. Keşke birisi deseydi ki orada ona etrafındaki bir arkadaşı, bir eşi, bir dostu. Ya abi bak hani kendin bu tarz hareketlere girme. Kendin bu tarz Evet. hareketlere girme kameranın. İnsanların zaten sinir uçları oynamış durumda. Aynen öyle. Yani Allah aşkına hani çekeceksen sadece etrafı çek, insanları göster.
Ben Celal'ın videosunu izlerken şeye dua ettim ya. İyi ki kıyafetini falan değiştirmedi diye. Düşünsenize şu ortamda bile kıyafetini değiştiriyor. Şak yapıyor, kıyafeti değişiyor. Delirirdim öyle bir şey olsaydı. Delirirdim. Cellat 36 hakkında yaptığı eleştiriye gelen tepkiler hakkında konuşuyor. Bakalım ne tepkiler gelmiş. Bana bir tepki gelmedi. Anda böyle bambaşka bir yere diyor ki bugün birisi gelmiş Pelin abla haberlere çıkmış diyor. Haberler değil. Yani Instagram sayfalarındaki magazin sayfaları, TikTok magazin sayfaları, Twitch magazin sayfaları, öbür magazin sayfaları yani inanılmaz. Gerçekten yani paylaşmayan herhangi bir insan kaldıysa ben Photoshop'lu görseli göndereceğim. Hemen derhal paylaşsınlar. Bu akımdan kalmayın. Gerçi akıma dönüştü çünkü. Yani gerçekten akıma dönüştü. Var hani ben Buraları ama geçelim. ne yazık ki çok yanlış anlayan çok garip insanlar var şu anda mevzuyu. Ya bir şey değil çektiği video efendim. Haksız ya da kötü yani bir de ben kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Kimseye hakaret etmedim. Ama maşallah yani yorumlarda öyle böyle hakaretler yok yani. Öyle böyle hakaretler hem de. Çünkü sen Özgür Deniz cellata bulaştın P-Queen. Ha? Eğer ÖDFC'ye laf atarsan ÖDFC bir gün kapında belirir diye bir kız video çekmişti, hatırlamıyor musun? Özgür bir kız olmayabilirim ama Özgür Deniz cellatın kızıyım. De. Shut the fuck up. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz yani bu arada. İnsan şey anlam veremiyor. Ne oldu yani? Şey diyorsun ne dedim? Ben bir daha dinledim bu arada. 8-10 kere tekrar ne ediyorum size kırpıldığında da dediğim tek bir kötü bir kelam yok yani. Ya belli etmek zorunda değil. Tabii ki de teşvik etmek niyetli. Daha da fazla insan bunu yapmasını istiyor. Yapabilirsiniz de o yönden bakınca öyle de yapabilirsiniz. Ben sevmiyorum paylaşmayı. Bana Ben de sevmiyorum. Nefret ediyorum hatta. Paylaşmayın lan. Paylaşıyorsanız da paylaşın. Ne yapıyorsanız yapın. Fuck you. Bütün people'lara fuck you. Ama benim ciğerim yanar. Ten oyalanır, can kanar. İki gözüm. Kardeşim, ses sanatçısı olacak insanım be. Neden olmadım ki bilmiyorum. Sürünüyorum burada. Ama ses sanatçısı olsam sizle tanışamazdım. O yüzden pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım bu işi. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Söylemeyeyim değil mi? Daha ellemeden ellerini oldum. Ağlaya ağlaya manyak oldum. O kadar papatya, o kadar çiçek. Abi cellat hakkındaki gerçeklere baksana. Burak Güngör'ün videosundan bahsediyorsan yarım saatlik video. Başka yayında izleriz onu. Yani bir ara karşıma denk geldi dedim. 30 dakika ben izleyemem yani bunu. Benim izlediğim diziler 20 dakika lan. Sitcom dizileri izliyorum genelde 18-20 dakika dizinin bir bölümü. Evet. Dur size dünyanın en boş kanalını göstereceğim şimdi.